Merhabalar değerli dostlar. Enflasyon oranları açıklandı. Elbette adet yerini bulsun diye yorumlayacağız. Beklenenden düşük çıktı. Araya da hafta sonu girmesin ve kimse unutmasın diye, çünkü her şey çabuk unutuluyor, bir yorum yapayım dedim. Efendim şimdi Mayıs ayı rakamı en az %4 gelecek diye bekliyorduk ama neredeyse yarısı kadar çıktı. Yani yarısı olmasa bile işte 5'te 3'ü kadar çıktı diyelim. Açıkçası açıklanan oran beni düşündürdü. Çünkü 1 Haziran'da, yani bu haftanın içerisinde, TÜFE için öncü gösterge olan İstanbul Ticaret Odası Endeksi açıklanmıştı biliyorsunuz. Perakende fiyatlarda ve yıllık %87,35 çıktı. Aylık da %5,84'tü. Yani biz de dedik ki ya herhalde, yani o kadar çıkmasa bile %4 civarında çıksa, Merkez Bankası beklenti anketindeki yıl sonu %60'a yakın öngörü zor tutar dedik. Neden? Çünkü dediğim gibi %4 falan civarında gelmiş olsaydı, yani yıl sonuna kadar ortalama her ay %2, hatta biraz daha altında enflasyon gerekiyordu. Ama bir baktık, oldukça düşük açıklandı, %2,9 civarında. Şimdi şöyle diyeyim size, ne kadar düşük çıkarsa çıksın fark etmez. Bütün gelişmeler enflasyonun zirve noktasına doğru yola devam ettiğini gösteriyor. Yani bundan daha yüksek zirveler yaşayacağız. Baz etkisinin çalışması için bundan sonraki aylarda enflasyonun hakikaten %2 ve altında gelmesi lazım. Hani basit hesapla anlatayım size çok kısa. Şimdi Mayıs ayı %2,9 ya, o zaman 5 aylık enflasyon ne oluyor? %36'ya ulaşmış oluyor. İşte 35 küsür bir şey. 36 diyelim. Şimdi Excel tablosuna dizin ilk 5 ayı. Ardından da ne koyarsanız koyun, bakalım ne çıkacak. %2 koyun, %2,5 koyun, %1,9 koyun vesaire. Eğlenceli bir çalışma bu. Bu eğlenceli çalışmanın sonunda anlıyorsunuz ki, yani %60'tan biraz daha düşük olan hedefin tutması için hakikaten %2 civarında aylık ortalama enflasyon olması gerekiyor ki bana kalırsa kolay değil. Ancak TÜİK zoru başaracak. Ben buna eminim. Neyse, şaka bir yana, enflasyonun gelecek yılda tekhaneye düşmesi çok zor. Herhalde tek haneye biz bu hızla 2025 yılında falan görürüz gibi düşünüyorum. Çünkü %30'un altında tamamlaması lazım 2030'u. 2023'ü, özür dilerim, enflasyon. Çok da kolay değil. Yani gelecek sene %30 enflasyona ulaşmak, yıl sonunu bu şekilde kapatmak, yani bu şartlar altında çok mümkün gözükmüyor. İmkansız değil. Ancak piyasanın sürekli parayla fonlanması da kur hareketlerini canlandırıyor. Kur hareketleri de amaca uygun çalışmıyor. Yani döviz kurlarının enflasyona yansımasından bahsediyorum. Şimdi bu şartlar altında enflasyona endeksli kağıtlar çıkar mı? Bak, sorunun güzelliği burada. Çıkar mı? Çıkar. Ama şimdi vatandaş şunu diyor içinden, ya İstanbul'da enflasyon diyor %6'ya yakın çıkıyor. Ama Türkiye'nin genelinde enflasyon %3'ten düşük çıkmış. Nasıl oluyor bu? Hani madem enflasyona endeksli bir kağıt hazırlığı var, acaba bu hani TÜİK'in belirlediği enflasyona göre olursa gerçeği de yansıtmayacak diye bir güvensizlik oluşma ihtimali var. Bunu da birkaç tane uzman sosyal medyada dile getirmiş. Bir de TÜİK'te çok değişiklik oldu. Çok fazla görev değişikliği oldu. Şimdi vatandaş uzaktan bakıyor, yabancı yatırımcı uzaktan bakıyor. Bu değişiklikler ardından çıkan bu rakam, yani birçok zam gelmesine rağmen %3'ün altında çıkan bu rakam elbette insanları şaşırtıyor, güvensiz hale getiriyor. Bu arada normalde biliyorsunuz madde madde tablolar açıklanırdı. TÜİK bu sefer bu tabloları açıklamadı. Bunun da sebebi 2-3 hafta evvelki bir açıklamaya bağlanmış durumda. En azından ben öyle düşünüyorum. Efendim işte yeniden bu tabloları baştan yapacağız. İşte geçmiş aylara yönelik de ondan sonra bazı karşılaştırmalı tablolar koyacağız vesaire dediler. Açıklanana kadar tabii emin olamıyorum ama normalde fevkalade ayrıntıyla verilen, işte enflasyon hareketlerini gösteren, madde madde açıklayan tablolar bu sefer yoktu. Hani belki ben konuşurken bu tablolar eklenmiştir. Onu bilemiyorum ama eklendiği zaman söyleyeceğim efendim. Kısaca enflasyonu yorumladım. Yani ne kadar düşük çıkarsa çıksın ya da çıkartılmaya çalışırsa çalışılsın, enflasyonun bu sene %55 ile %60 arasında tamamlanma ihtimali var. Ama ne diyeyim, yani vatandaşın yaşadığıyla açıklanan resmi rakam arasında da çok fark olunca güvensizlik oluşuyor. Bu sefer de
hani döviz kurlarına meyletmesini önleyecek enstrümanlar konusunda da güvensizlik oluşuyor. O yüzden buradan uyarımı yapayım dedim efendim. İyi hafta sonları.